artmasıyla birlikte her kış olduğu gibi hava kirliliği oranının biz arttığını gözlemliyoruz. Bunun temel nedenlerinden birisi de özellikle dar gelirlilerin, yoksulların yaşamış olduğu semtlerde belediyelerin veya merkezi hükümetin halka kömür dağıtıyor olması. Yani ısınma sorununu halen ilimizde doğalgaz olmasına rağmen kömürle çözmeye çalışan bir yoksul halk kitlesi var. Şimdi burada bizlerin önerisi şu evvela, devlet sosyal yardım adı altında belediyeler veya merkezi hükümet eğer halka kömür dağıtıyorsa bunun yerine elektrik tüketiminde kış döneminde faturalarda bir indirim veya bir miktarını karşılama şeklinde sosyal yardımı daha çevreci bir boyutta değiştirebilir diye düşünüyoruz. Çünkü kömür yerine şayet aynı evlerde elektrik yoluyla klimalar veya ısıtıcılar vasıtasıyla ısınma sorununu halk çözerse çevre kirliliğinin kısmen hava kirliliğinin azalacağı düşüncesindeyiz. Zira Adana'nın kuzeyinde yani daha orta ve üst gelir gruplarının ve binaların, yüksek binaların olduğu semtlerde doğalgaz kullanımı yaygınken Güney Adana'da, Eski Adana'da doğalgaz halen mevcut değil ve buralarda ısınma sorunu büyük oranda kömürle veya başka yöntemlerle çözülmeye çalışılıyor ve bu da Adana'da kış döneminde bir hava kirliliğine neden oluyor. Özellikle Çukurova'da bu kış döneminde hava bir bulut halinde kentin üstüne çöküyor. Özellikle astım hastaları, kronik solunum rahatsızlığı olan insanlar, hastalar üzerinde bu hava kirliliğinin büyük sorunlara yol açtığını düşünüyoruz. Belediyeler burada sosyal yardım anlayışında eğer bir değişikliğe gidecek olursa hava kirliliği probleminde de kalıcı bir çözüm olacaktır diye düşünüyoruz. Ne yazık ki Türkiye'de havası en kirli 3. şehir ilan edildi. Peki buna sebep ne? Adana biliyorsunuz etrafı Toros dağlarıyla çevrili bir şehir. Ovada çukur bir şehir. Ve siz bu ovada yoksullar üşümesinler diye Aralık, Ocak, Şubat aylarında aile başına yarım ton kömür veriyorsunuz. Yani bu kömürler yakılıyor, sonra insanlar ne bulursa onu yakıyorlar sobalarında. Plastik atık da yakıyorlar, atık lastik de yakıyorlar ve bunlardan çıkan gazlar Adana'nın üstüne çöküyor. Şöyle yüksek bir yerden baktığınızda Adana'nın üstünde o çöken bulutu görüyorsunuz zaten. Kömürün esası karbondur. Yani %90'ı karbondur. Dolayısıyla siz kömürü yaktığınızda karbondioksit, karbonmonoksit, kükürt oksit, azot dioksit gibi gazları atmosfere salmış oluyorsunuz ve bunlar atmosferik şartlar altında nitrik asite dönüşüyor, sülfürik asite dönüşüyor ve yakıcı etkisi olan bu gazlar Adana'nın üstünde hem solunum yolu hastalıklarına neden oluyor hem de doğanın tahribine de neden oluyor. Yani biz diyoruz ki bunu yapacağınıza madem yoksulları soğuktan korumak istiyorsunuz Aralık, Ocak ve Şubat aylarında elektrik faturalarının yarısını siz ödeyin devlet olarak. Yani bu kömürü maden ocağında çıkartmak, onu paketlemek, onu nakletmek, Adana'da evlere kadar dağıtma masrafından daha düşük bir parayla aynı şeyi yapabilirsiniz diyoruz. Bir de bu partikül madde felaketi de yaşanıyor. Şimdi bir sağlık örgütüne göre bir metreküp havada ne kadar partikül madde olması gerektiği açıklandı. Türkiye'nin standartları biraz daha yüksek. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 20 mikrogram. Halbuki Türkiye'de 40 mikrogram. Adana'da 80 mikrogram. Bir metreküp havada 80 mikrogram PM2,5, PM10 diye tabir ettiğimiz partikül madde var. Bunlar soludukça akciğerlerimize geliyor. Yani Sağlık Bakanlığı bir türlü verileri açıklamıyor ama biz Adana'nın E5'in bu tarafındaki mahallelerde yaşayan insanların
sağlık sorunları yaşadığını o bölgedeki aile hekimlerinden ve sağlık çalışanlarından öğreniyoruz. İstatistiğe gerek yok. Biz hayatın içinde yaşıyoruz. Bir de bunlara ne sebep olduğunu da anlatmam lazım. Adana'da doğal gaz ihalesi yapıldı. Alan şirket E5'in güneyindeki yoksul mahallelere tesisat döşemedi. Niye diye sorduk. Dedi ki ben yaptığım yatırımın karşılığını alamam. Burada yoksullar oturuyor dedi. E şimdi doğal gaz yok. Mecburen ısınmak için devlet de onlara kömür verdiği için, halbuki elektrik yardımı yapabilir, kömür verdiği için insanlar kömürle ısınıyorlar. Evet, soğuktan korunuyorlar belki ama bütün sağlıkları da hayatları da tehlikeye giriyor. Biz Adana Ekoloji Platformu olarak buna artık bir son verilmesi gerektiğini, Adana'nın Türkiye'nin havası en kirli şehirler arasından çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bizim Yumurtalık ilçesinde su gözünde zaten iki kömür santrali bir saatte 1000 ton kömür yakarak ortalığı zehirliyor. E şimdi siz bir de kış aylarında Adana'da her aileye yarım ton kömür dağıtarak buna tuz biber ekiyorsunuz. Artık yeter. Adana'da yaşayan bir yurttaş olarak kışın kömürden kaynaklı hava kirliliğini ben şöyle yaşıyorum. Akrabalarımızın yaşadığı semte gittiğimde oradaki yoğun hava kirliliğini iliklerimize kadar hissediyoruz, ciğerlerimize kadar hissediyoruz. Gittiğimizde kömür, onunla kömür yakıyor. Oradaki o kötü koku gerçekten rahatsız ediyor bizi. Ciğerlerimize kadar kötü kokuyu hissediyoruz. Kendi evimize gittiğimizde ama hava birden değişiyor. Bundan dolayı Adana'da elektrik tüketiminde yoksul mahallelere elektrik tüketim desteği vermelerini istiyoruz. Sokağa çıktığımızda hem gözlerimiz yanıyor hem nefes alamıyoruz. Bu sağlık sorunlarına sebep oluyor. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan kömür dağıtım yerine elektrik tüketimine destek olmalarını istiyoruz. Özellikle kış aylarında yoğun bir çevre kirliliği ve hava kirliliğiyle karşı karşıyayız. Bunun nedeninde aslında daha çok Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yoksul ailelere dağıtılan kömür olduğunu düşünüyoruz. Sosyal Yardımlaşma Vakfı aile başına yarım ton kadar olmak üzere her yıl kömür yardımında bulunuyor. Ancak bu kömür aslında bu ailelerin ısınmalarına tek başına yetebilecek bir miktar da değil. Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre 20 miligram olması gereken havadaki kirlilik miktarı Türkiye'de yayınlanan Sağlık Bakanlığı standartlarına göre de 80 miligram civarında. Adana'da ise bu en son 534 miligram olarak ölçülmüş durumda. Yalnız bu ölçüm aslında hatalı bir ölçüm. Çünkü bu kömür dağıtımı yapılan yerler daha çok halkın, yoksul halkın yaşadığı yerler ve oralarda oluşan hava kirliliği tek başına ölçülmediği, tüm il ve tüm ilçelerin ortalaması alınarak verildiği için böyle bir rakam gözüküyor. Aslında bizim hissettiğimiz, özellikle o mahallelerde hissedilen hava kirliliği çok daha yoğun ve insan sağlığını çok olumsuz etkiler nitelikte. Biz buna bir çözüm getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle bu kömürün üretiminden, sağlanmasından dağıtılmasına kadar pek çok maliyete neden olan bir yakıt zaten. Üstelik pek çok kazalarla da gündeme geliyor biliyorsunuz. Ülkemizde maden kazaları da çok fazla yaşanıyor ve ölümlerle sonuçlanan maden kazaları çok yaşandı. Bu nedenle aslında çıkarılmaması gereken bir maden olduğunu düşünüyoruz biz. Çok daha kolaylıkla alternatifleri üretilebilir, doğal gaz getirilebilir, bu mahallelere de yine devlet katkısıyla getirilebilir. Onun dışında elektrik kullanılabilir. Elektriğin özellikle kış aylarında yakacak olarak kullanılması, ısınma amaçlı kullanılması için
devlet tarafından sağlanması, belli bir miktarının karşılanması gibi bir çözüm getirilebilir. Aslında kömürün maliyetiyle bu karşılaştırıldığında belki denk gelecek bir miktara da ulaşabilmemiz mümkün olacaktır. O yüzden bu önerimizin ciddiye alınması gerektiğini düşünüyoruz biz ve özellikle de belediyeler ve merkezi yönetimler tarafından bu çevre kirliliği, özellikle hava kirliliği probleminin ele alınmasını ve bu tip projeler üretilerek çözülmesinin gerektiğini düşünüyoruz. Adana şehir merkezinde özellikle güney taraflarında dağıtılan kömürlerle soba yakılmaktadır. Bu sobalardan sadece kömür değil, naylon poşet, lastik ne bulursa yakılmaktadır. Bu da çevre kirliliğine, solunan havanın kirlenmesine neden olmaktadır. Solunan havanın kirlenmesi neticesinde de tabii ki astım gibi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi hastalıklar sıklıkla artmaktadır. Vatandaşlar özellikle sabahın erken saatlerinde, havanın temiz olduğu saatlerde evlerini havalandırsın. Havanın kirli olduğu saatlerde özellikle kapalı ortamlarda bulunmaya dikkat etmelidir.